Grip mevsimi geldi. Geçen yıl maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği için çok görülmemişti. Bu yıl tedbirler gevşetildi. Koronavirüsün yanı sıra grip vakaları da artmaya başladı. Reçeteyle özellikle kronik hastalara doktorların yazdığı ücretsiz grip aşısına ise şu an sistem izin vermiyor. Ateş var mı? Yok. Çok sık grip vakaları görmeye başladık. Evet, grip sezonu artık Türkiye'de açıldı diyebiliriz. Geçen sene maske ve mesafeye uyum daha iyi olduğu için çok grip görmedik. Ancak bu sene yaklaşık 15-20 gün öncesinden başlamak üzere grip benzeri semptomlarla hastaneye başvuranlar arttı. Hem kapalı ortamlarda bir arada olmak hem de havaların serinlemesiyle grip mevsimi başladı. Geçen yıl neredeyse hiç görülmeyen grip vakaları bu yıl maske ve mesafe kurallarına da uyulmadığı için daha erken görüldü. Belirtiler benzer olduğu için koronavirüsten ayırt etmek çok güç. Uzmanlara göre koronavirüs aşısı ile birlikte grip aşısı da bu yıl çok önemli. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız. Önümüzdeki günlerde ve içinde bulunduğumuz sonbahar, kış mevsiminde influenza'yı geçen seneye göre daha fazla göreceğiz. O nedenle grip aşılarının yapılması bu sene biraz daha önem arz ediyor. Daha fazla sayıda aşımız var. Ancak devletin ödediği, yani hastalarımızın aile hekimlerine ya da doktorlara gidip reçete edip eczaneye gelip reçete karşılığı ücret ödemeden aldıkları aşı maalesef şu anda eczanelerde değil. Bir teknik problem çözülmeye çalışılıyor. Bu elimde gördüğünüz aşı SGK'nın tamamını karşıladığı grip aşısı, fiyatı 117 lira. Ancak şu anda Sağlık Bakanlığı'nın sistemi kapalı olduğu için bulunamıyor. Bir diğer aşı ise bu yıl ilk kez kullanılan bir başka grip aşısı, SGK bunu karşılamıyor. Fiyatı ise 85 lira. Parasıyla almak isteyen, parasıyla alabilecek hastalarımız için şu an hem eczanelerde hem depolarda diğer aşı bulunmakta grip aşısı. Grip aşısını ücretsiz olmak isteyenler beklemede. Uzmanlarsa özellikle kronik hastaların grip aşısını ihmal etmemeleri gerektiğini söylüyor. 65 yaş üzerinde kronik bir hastalığı olan, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar veya kanser hastaları, dalağı olmayan kişiler gibi risk grubunu oluşturanların mutlaka grip aşısını yaptırması lazım. Belirtileri benzer olduğu için gripten korunmanın yolu da koronavirüsle aynı. Koronavirüs ve grip aşılarını birlikte yaptırmanınsa herhangi bir yan etkisi yok. Biz COVID-19'a karşı aldığımız önlemleri harfiyen yerine getirirsek aynı şekilde grip hastalığına karşı da korunmuş oluruz.